madhaba Verilen z karmaşık sayısı için z eşittir karekök 17 çarpı kosinüs 346 derece artı i çarpı sinüs 346 derece demişler. Ve bu karmaşık sayıyı aşağıdaki düzlemde göstermemizi istemişler. Gerekirse noktanın koordinatlarını en yakın tam sayıya yuvarlayınız diye de eklemişler. Tamam başlamadan önce videoyu durdurup biraz kendiniz düşünün. Ve en azından bu sayıyı yaklaşık olarak nereye yerleştireceğinizi bulmaya çalışın. Peki, biraz kafa yorup denediyseniz hadi beraber devam edelim. Gördüğünüz gibi burada sayımızı bize kutupsal biçimde yani kutupsal gösterimle vermişler. Biz bunu kutupsaldan kartezyen biçime dönüştürmeye çalışacağız. Tabii öncelikle doğrudan kutupsal biçimin üzerinden de gidebiliriz. Bu karmaşık sayının düzlemdeki açısı şuradan açıkça görünüyor ki 346 derece. 3 346 dereceyi düşündüğümüzde tam açıdan yani 360 dereceden 14 derece daha az demektir. Yani bu bizi yaklaşık olarak şuraya götürür diyebiliriz. Verilen kutupsal gösterimde şurası bize z'nin modülünü yani büyüklüğünü veriyordu öyle değil mi? Öyleyse sayımızın modülü karekök 17 imiş. Bu da 4'ten birazcık büyük bir sayıdır çünkü 4'ün karesi 16'dır. O zaman şu yönde bu bu kadar ilerler isek bir bakalım nereye gideriz? 1, 2, 3 ve 4 sanırım böyle bir yere varırız. Mesela tam bu köşede olabilir. Yani reel kısmı 4 ve sanal kısmı eksi 1 olan noktada. Gelin verilen ifadedeki değerleri hesaplayarak bu sayının karşılığının yaklaşık olarak 4 eksi 1 i sayısı olup olmayacağını da görelim. Hesap makinem derece modunda tamam. Reel kısım için 346 yazıp bunun kosinüsünü aldık ve çıkan bu değeri karekök 17 ile çarpmamız gerekiyor. Öyleyse çarpı 17 dedim ve karekökünü aldım. Bakın bu değer 4'ten biraz büyük geldi ve eşittir dedik. Evet işte reel kısım neredeyse tam 4 geldi. Yani çok çok yakın özellikle de burada denildiği gibi en yakın tam sayıya yuvarlarsak 4'ten azıcık büyük olan bu sayıya 4 diyebiliriz. Şimdi de sanal kısmı hesaplayalım. 346 yazıp bunun sinüsünü alacağız. Evet peki sonra da bu değeri karekök 17 ile çarpacağız. 17 dedim. Sonra kare kökünü aldım ve eşittir dedim. Çıkan, evet işte bu. Çıkan bu değeri aynı şekilde en yakın tam sayıya yuvarlar isem bu da eksi 1 olur. Yani neredeyse tam bu noktaya geliyoruz demektir. Yani yaklaşık olarak 4 eksi i sayısındayız ve tamamdır. Z'yi gösterdik, bitti. Görüşmek üzere.